Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yakım yapayım, biraz aşağı mı indireyim? Yoksa iyi mi? İyi. Tamam, şu anda iyi. 5 dakika. Evet. Fatih nerede? Fatih sen öteki Fatih ile ayarlasın. Orada ol. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sebili rabbike bil hikmeti. Hikmet ve ilim ile Rabbinin yoluna çağır. Lemalar 316. İkinci mesele, ismi hakem ve hakim. İsmi hakem ve hakim. Eyvallah. Sağ ol. Bedahat derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet ve istizam ediyor denilebilir. Bir de okuyayım. İsmi hakem ve hakim. Allah Allah. Çok ilginç. Hakem, hakiki hakim, gerçek karar verici odur. Onun hükmünü bozacak, kararını temiz edecek birisi yoktur. İsmi hakem. Hakimin lügat manasını söyledim. Şimdi bir de hakim var. Hikmetle icraat yapan. Allah'ın verdiği kararı temiz edecek, bozacak. Kararına mukabil karar yoktur. Şimdi bu kainatın bir işletim sistemi var. Kainat bir işliyor. Kainat çalışıyor yani, herkese rağmen çalışıyor. Bu kainatın hulasası malum insanda. Eğer bu insandaki kainat sisteminin çekirdeği, açılımı olan, ağacı olan kainat ne kadar birbirine yakın olurlarsa o kadar mutlu ve huzurlu olurlar. Bir daha söylüyorum. Kainat ağaçtır. İnsan çekirdek. Tamam. Kainat insanın açılımı. İnsanın emelleri, fikirleri, arzuları, gayesi, maksadı, hedefi. Bu kainatın işletim sisteminin içindeyse febiha. Rahat ediyor. Ne kadar emellerimiz, fikirlerimiz, arzularımız, isteklerimiz kainat sisteminin dışına taşıyorsa onun adı da sıkıntıdır. Sıkıntı odur. Kainat sisteminin dışında, oyunun dışında kalıyor. Taça gidiyor yani. Şimdi bu top oynanıyor. Bir hakem lazım. Herkesin itaat yani yorumlayacak. Yoksa birbirine girer. Neyin nedir? Bu penaltı mıdır, taç mıdır, gol mudur, neyin nesidir? Ya 11-11. Bir hakem lazım. Peki bu kainat sisteminde insanlar oyuncu. Neyin ne olduğunu, hangi amelin nereye baktığını, neyi nasıl konuşacağımı, neyi nasıl duracağımı, neyi sevip neyi sevmeyeceğimi kim belirleyecek? Bak Risale-i Nur'dan hafif biraz iniraf ediyorsunuz. İniraf ediyoruz. Ediyorsunuz. Tosluyorsunuz duvara. Ne oluyor biliyor musun? Mesuliyeti maneviye yükleniyorsunuz. Yükleniyoruz yani. Hala daire-i nur içinde zannediyoruz. Oysa dışındayız. Sadakatı bozma nispetine doğru dışarıdasın. Ustad dedi, ustadın dediğini kale almayanlara söylüyorum. Ustadın dediğini kale almayanlara söylüyorum. Dünyada da dışarıdasın, ahirette de dışarıdasın. İçeride mi zannediyorsun?
sadakat gerekiyor. Kainatın hakemi, düdüğü çalan, ne ne olduğunu penaltıdır, taştır diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hakem. Onun üzerine karar veren yok. Kararı temiz etme de yok. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, beni mi seviyorsunuz, sevdiğinizi iddia mı ediyorsunuz he? O zaman sevdiğime ittiba edin, beni sevdiğinizi gösterecek o. O da diyor ki, beni seviyorsanız, ittiba ediyorsanız, asıl alimin ittiba edin. Ulema, ümmeti, kembiyeyi, beni İsrail. Benim ümmetimdeki ulema, beni İsrail peygamberleri gibidir. Vay be. Her yüz senede bir gelen şey. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlamak için olmadığını hayal et. Benim dünyamda peygamber var, bu haldeyim. Ya olmasa bir daha, bir daha. Benim dünyamda neyin doğru, neyin yanlış? Kime nasıl duracağımı, neyi ne zaman yapacağımı bilmiyordum. Ne zaman dünyama din girdi, peygamber girdi. Bu asıl onun yorumu olan Risale-i Nur girdi, bu haldeyim. Çıkart bunları. O zaman girmiş bu haldeyim. Ya girmeseydi. Ben bazen böyle düşünüyorum da vallahi kafayı yiysem geliyor ya araba sürerken. Ateş basıyor ya, mübalağa etmiyorum size. Samimiyetime inanın yani. Şu ense basıyor. Ama ben Kur'an var, peygamber var, ustad elimde uyuyorum. Gene böyle yamuk yumuk yani o kadar yani şey yapmıyorum. Ya bunlar benim dünyamda olmasa ben neyi, nereye karşı, ne zaman yapacağımı, nereye, kime karşı duracağımı, nereye, kimler dost, kimler düşman, ne demeyeceğim? İkide bir kararımı değiştiriyorum ya. Ya dimağımı İsmail sana söylüyorum. Dimağı nasıl yöneteceksin? İnim inim insanlar iniyor. Allah da verdi hamdolsun. Sizlerden dolayı verdi. Allah'ımla anlaşmam var. Ya Rab bana ver, ben de vereceğim. Artık iç alemindeki dengeleri, bu budur, bu da budur, bu buradan geliyor, bu buradan geliyor. Allah da verdi. Ben yalan mı söylüyorum? Verdiyse ben de veriyorum. Peki nasıl yorumlayacaktım ben olmasaydım? Bugün bir tanesi ordudan arıyor. Psikiyatri hastanesini kurmuş adam. Hastane kurmuş, 5 katlı. Psikiyatri yani üzerinde. Ben sahibim, hem doktorum dedi ordudan. Ya dedi şöyle bir vaka var dedi. Hasan kardeş dedi, benden yaşlı. Ben seni dersten dinliyorum dedi. Ya bu dima neresine denk geliyor dedi ya. Tamam o tıbbi bilgilerim tamam. Olmuyor dedi. O ne olmuyor? Biz dedi karar veriyoruz. Karar bozuktu. Efendim muvazene bozuktu. Bilmem ne bozuktu. Güvenliyse de bir paketliyoruz gönderiyoruz. Değil dedi ama ben ciddi istiyorum bunun çözümü dedi ya. Nereden geliyor dedi. Bak abi şurası şudur, şurası da şudur, şurası da şudur, şuradan geliyor. Ne yapacak? Ha, bu ifrat moduna taşındığı için tefride uyacak, o zaman vasata gelir. İfrata taşınmışsa vasat yapmasın. Vasat yaparsa bu sefer yine o tarafa kayar ibre. İfratı vasata getirmek için tefrit yapması lazım. Yani takvayı aramayacak kardeşim. Namazı kılacak daha karışmayacak. Ya takvayı ararsa vasattır o, bu sefer yine kayar ifrata. Anlıyor musun demek istediğim? Tefrit, vasat, ifratta. Ya şey demek istiyorum. Ya kendimi nasıl yönetecektim ya? Peygamberim sana. Diyor ki, ismi hakem. Durduk çalıyor. Penaltı, taç. İsmi hakem ve hakim. Vedaat derecesine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet ve istizam ediyor denilebilir. Niye? Evet madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister. Öyle toparlandık değil mi arkadaşlar? Dışarıdan geldik. Manidar bir kitap. Manidar bir kitap. Onu ders verecek bir muallim ister. Gayet güzel bir cemaat. Kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder. Merak eder de. Hiç ayna yok arkadaşlar. Hiç ayna görmemişsiniz. İnsan da yok. Kendinizi merak etmez misiniz ya? Veya insan var. Ama ayna yok bak. Sular da parlak değil. Yani insan kendisini seyretmemiş. Şimdi sana bakıyorum.
Sana bakıyorum, hepinize bakıyorum. Hepiniz farklı mısınız? Farklısınız. Ben de bunlardan farklıyım. Acaba ben hangisi, nasıl bir şeyim? Sen beni tarif edemezsin ki. Abi sen sarışırsın, işte şöyle ve yazsın. Şunu ama nasılım ya? Hiç görmemişim. Merak etmez misin ya? Ruhumuz da böyle ha. Bak bir daha. Hiçbiriniz birbirinize benzemiyorsunuz. Beni benzetse, abi şuna ve Salih'e benziyorsun şu tarafın. Şuna şu tarafın benziyor. Boyun şuna benziyor. Tamam boyun var. Gördüm. Ama acaba hakikaten yani ben kendimi seyredemem. Ayna yoksa. Bir ayna lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ben bir aynayım. Herkes kendisini bende seyreder. Kendimizi merak ederdik değil mi? Ha, ayna olmasaydı ben de böyle aynen Allah'ı merak ediyorum. Nasıl olacak? Kabri o kadar merak etmiyor. Daha önce öldün mü sen? Ölmedin değil mi? Yok. Şimdi ölüm nasıl olacağını merak ediyorsun değil mi? Ben eskide merak ediyordum. Açtım hamdolsun. Ya nasıl gelecek Azerbaycan? Bir baktım ki bizim kardeş. Yani böyle. O ne haber? Fena çıkma diyor. Allah'ın izniyle. Yani Allah'tan böyle ben Rabbim böyle bir Allah. Böyle bir hal vermiş. Ama şeyi merak ediyorum. Hacı bu bir süreç. 59 gün biraz fazla mı dedim yani. 2 ay ya. Cennete gitmek için. Has çiftliğe gitmek için. 4. sözde 2 aylık mesafe var. Bir gün sonra bir istasyon var. Kabir. Bir gün ha. Dünya hayatımız bir gündür. 59 gün ne olacak? Hiç düşündünüz mü onu? Aklen 2 ay diyor. 2 ay mesafede has çiftlik varmış. Bir gün sonra bir istasyon var. İstasyonda bilete göre biniliyormuş. Öyle mi? Ücrete göre uçağa binersin, trene binersin, arabaya, gemiye, yaya. Peki, 60 senelik hayat kaç güne denk geliyor ahirete göre? Bir gün. 59 günümüz var daha kabirden sonra. 59 yani kabir başlıyor. Haşir, sırat arasındaki detaylara kadar toplam 59 gün. Ama 60 sene bir gün ha. Buna göre 59 gün ne yapar? Çünkü ahiretin bir günü dünyanın 1000 senesi. Abi ya çok uzun mesafe var. Birileri şimşek süratinde gidecek. Birisi hayal süratinde, kimisi yaya, kimisi sürünerek gidecek. Allah süründürmesin. Kim biliyor musun sürünenler? Burada sürünenlerdir. Sürprizlik yoktur. Ruhen sürünenler. Hiç endişe etme. Burada sana bunları veren Allah, hiç endişe etme. Orada da verecek. Sadakatını bozmamız. Şart o. Sadak. Ustad dedi mi kardeş? Dedi. Yorum yapmayacağız. Abi olur mu? Tamam. Tamam. Mübarek olsun. Sen yoluna devam. Ben ustadı dinleyenlere söyleyeyim. Dedi mi? Dedi. Kafayı karıştır. Çünkü vazifeli. Vazifeli mi kardeşim? Vazifeli. Allah hesabına mıdır? Evet. Sana akıl verenler kimin hesabına? Ya saltanat, ya menfaat, ya siyaset, ya tarafkirlik, ya nefis, ya şöhret, ya inaniyet vesaire. Alet misin? Madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister. Gayet güzel bir cemal, kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder. İnsan. Ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir delal ister. Teşhirci bir delal. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitab-ı kebir-i kainatın muhatabı olan kim? Bu kitab-ı kebir-i kainatın muhatabı olan insan. Arş-ı kürsü. Başım dönüyor vallahi. Misali bile verirken ya. Başım dönüyor. Arş-ı kürsü. Arş-ı azam. Cebrail, Mikail, İsrafil. Cennet, cehennem. Muhatabı insan ya. Hep
Hepsi insanla, insana bakıyorlar. İnsanla denk. Ya basit şeye gömülüp gidiyoruz ya. Bir sıkıntı, bir aile bir sorun, bilmem ne. Ya bu ya, çıkmak lazım ya. Artık bedensel dayatmalardan bıkmadık mı ya? Çık ey insan yahu. Diyesin geliyor ama ben çıkamamışım ki sözüm tesir etmiyor. Tesir etmiyor. Çık ya şu bedensel dayatmalardan ya. Geç enfusi ya. Usta hep bağırıyor. Kendine vücut rengini verme. Adem etmişersin. Vücut rengini verme. Bağırıyor, çağırıyor. Cüz ihtiyarından vazgeçtim. Seyahati ruhiyede, seyahati akliyede, seyahati kalbiyede. Allah Allah, Allah Allah. Çok tuhaf ya. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Geniş zannettiğin şu dünyadan daha geniş bir alemi göreceksin. Bu ne diyor? Başlıyorsun oradan beslenmeye. Allah'ın nurunda, ahiretin medetinden, büyük zatların feyzinden diyor. 29. mektup. Beslenmeye başladı. O Rahim isminin iktizası. Şu anda da var. Bir rahatlık yok. İnsan ya. Hoşuma gidiyor. Bir de okuyayım. Aslan Ustad. Delikanlı. Delikanlı'nın asosu. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitab-ı kebir-i kainatı muhatabı olan ne bir insan. Muhatap benim. Tamam. Ulan bayağı fiyakam da artıyor. Ha? Keyifli veriyor bana. Allah Allah. Ne bir insan. İnsanım ya. Parayla almamışım. Benim yedekte yok ha. Var mı sizin yediğiniz? Kızınızın, oğlunuzun, karınızın da yedeği yok ha. Yok başka. İstepte lastikli değil. Tabi bu patlarsa onu takarım yok. Hepsi istisna müstesna. Yok bir daha örneğin. Ona göre bilin birbirinizin kıymetini. Yok. İstepteniz yok ya. Sen patlarsan aklım bir de bulamam seni. İstepten yok çünkü. Ne bir insan, ne bir insan içinde elbette bir rehber ekmel, bir muallimi ekmel bulunacak. Ya 11 kişi daha top oynuyor, 11 kişi de burada birbirine girmesinler. Hepsi de kuralı biliyor. Bir hakem koymuş. Bu ne bir beşer içinde. Ya. Allah Allah. Rehbersiz nereye gidilir ki? Hadi uçağa bineceksiniz. Yol gösteren bilet kesen olmazsa nasıl yapacaksın? Gemiye bineceksin. Kaptan yok, şu yok, bu yok. Nasıl bineceksin ya? Bana rehbersiz bir yer söyleyin ya. Ya nereye gidiyorsun? Ezeli ve ebedi bir alemin kapısından, kabirden girdin. Nereye gidiyorsun? Rehber yok. Nereye gidiyorsun? Bugün bir tanesine dedim ha. Bugün bir tanesine telefon et. Abi vefat etti. Namazı var mıydı dedi. Dedim, abi ben Cuma'ya giderdi, abisi için söylüyor. Abi ben, tamam kardeş, Allah rahmet eylesin. Kardeşim namazı var mıydı, Cuma'sı var, nereye gidiyor dedi, nereye gitti? Nereye gidiyor, hangi cesaretle gidiyorsun, namazın yok. Davan yok, Risale okumuyorsun, Kur'an okumuyorsun, nereye gidiyorsun? Öteki mahalleye mi gidiyorsun? Lan ölüm, bayılmak mı zannediyorsun? Nereye gidiyorsun? Namaz yok. Lan namaz yok, nereye gidiyorsun? Oruç yok, nereye gidiyorsun? Rehberin yok, kim karşılayacak seni? Ben orada arayacağım da kabire girdim. He? Ali Ülbey. Ne, nikah mekir sormayacak mı Ali Ülbey'e? Ne bakıyorsun Ali? Ya filancanın oğlu Ali. Tamam da kardeş, bir dakika sakin ol. Ya bana derslerde diyorlardı, orada usta varmış, dershaneler varmış, nucular varmış, neredeler bunlar? Abi şuraya geçeyim, şurada hesap var, dört yer var. Kabirde dört yer hesap yeri var. Oradan geçiyorsun, oradan dört. Turnikeden, ya bir tane turnikeden kaldı, merak etme. Onlar seni görüyor ama ben, cam öyle. Oradan bu taraf gözüküyor, buradan oraya gözüküyor cam. Oradalar işte. Anlattı ki tam son turnikede el sağlıyorlar. Süper abi orada, usta orada, Geylan orada. Baba adam, kafa adamlar, gazaliler, rabbaniler oradalar. Sağlıyorlar. Rüştü abim giderken bana dediği gibi. En son laf o. Ama öyle keşke demese değil, yıktı beni. Yani yük dedi yani, sanki o zaman. Abi, diyeceğim bir şey var mı bana? En son. Dedi ki, şuraya bak.
Tabii hissetsen, hissedemezsin bunu, ben hissederim. Abi diyebileceği söyleyeceğim rahmetli ya. Bak rahmet ediyorum. Bana diyeceğim bir şey var. Sıra sende bak. Ne yapacaksın? Sıra sende. Bakayım ne yapacaksın? Bakacağım oradan sana. Bakayım ne yapacaksın? Dedim abi ne demek? Yani okuduklarını yaşıyor musun? Ha değil mi? Abi nasıl ayakta dururum? Abi ayaklar kırılıyor. Devrilenler devrilenlere bu seçimler. Dedi ki laikalara şöyle değil. Öyle yapışırsa bırakmasa böyle hiçbir şey olmaz. Ayakta durursun. Laikalara şöyle tutunursan elinden bir darbe de düşer. Ben size bunu tarihi anlatmıyorum. Size de ne yapayım? Doğrusu da bu. Evet, peygambersiz nereye gidiyorsun? Oruçsuz nereye gidiyorsun? Namaz yok, nereye gidiyorsun? Namaz yok, kazaya başlamamıştın. Nereye gidiyorsun? Kaza namazları var. Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek, belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek, belki kainatın hilkatindeki makasid-i Rabbaniye'nin zuhuruna, belki husulüne vesile olacak o haber. Ve umum kainatta Halik tarafından gayet ehemmiyetle isharını irade ettiği kemal-i sanatını, cemal-i esmasını bildirecek, aynedarlık edecek. Peygamber anlatıyor hepsi. Ve o Halik bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zişur mahluklarından mukabele istediğinden o zişurların namına birisi o geniş tezahür-ü rububiyete karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip ber ve bahri cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak bir velveli teşhir ve takdis ile o zişurların nazarını o sanatkarın saliğine çevirecek ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimuşan'la hakemi hakimin makasid-i ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahürat-ı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekbel bir mukabele edecek bir zat güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır, zaruridir. Ve öyle eden ve en ekbel bir surette o vazifeleri yapan bin müşahede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Öyleyse güneş ziyayı, ziya gündüzü istizam ettiği gibi kainattaki hikmetler Risale-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam'ı istizam eder. Yoksa manasız olur. Anlaşılmaz bir kitap. Muallimsiz olsa nereden kalır? Hangi kitap? Manasız bir kitaptan ibaret. Ya iyi ki dinimiz var. İyi ki rehberimiz var. Öyle ümit var ki. Arkadaşlar yaptığım iş itibariyle tahmin edersiniz. Öyle insanlara denk geliyorum ki. Öyle tuhaf diyor. Sana Allah'a inanmıyor. Allah'a inanıyor ama peygamberleri de diyor. Deistlerden teistlere kadar sahip. Yani korkunç ruhlarla nereden meşgul olmuştum şu simadan da. Ruhlarında öyle bir hırçınlık, öyle bir boşluk. Öyle bir kaos, böyle iyi yalandan, suratta şey, ya bir boşluk rehbersizlikten. Güven yok, ümit yok, ümit yok, ümit. Ahiret deyince ödü patlıyor. Oysa sevinmesi gereken bir yer. Cenaze duyuyor, hemen kendisini görüyor. Adam migren diye baş ağrısıyla doktora gidiyor, Leoz'de. Yakınımız değil mi? Migren diye gitmiş, kafası sarmış. Öyle mi? Hop, hep tarafı sarmış. Derse davet edildim. Abi zamanım yok derdi. Zamanı verene, zamanımız yok. Nereye gidiyorsun şimdi?
Dava yok. Misal okumadı. Namaz var ama. Tabii ya. Ya bir köyün olacak da bu dünyada nasıl yaşayacaksın ya? Ne bileyim ya, ben de mi bir tuhaflık var? Ben miyim manyağım ya? Ya bir ümit olacak da ya. Böyle bir ahirete bir ümit olacak da ya. Bir gözün dolacak da gönlün bir de böyle hoş olacak. Ya ben adam değilim. Tamam. Değiliz. Ama ya davam var ya. İştirak amal uhrevi var ya. Bir ben bir kendimi bir şeyle ifade ediyorum ya. Kimsinse ben Nurcu'yum elhamdülillah ya. Ben tarikatçıyım, ben Süleyman'cıyım. Bir şeysin ya. Ama adamsan tabii orada. Oraya iddia ettiğin yerin adamıysa. İnsana bir güven veriyor. Adamsan tabii. 100 bin tane fırıldak çevirirsen fırıldak gibi döndürürler seni ya. Hiç. Fırıldak yaparlar ya. Fırıldaklık yok. İddia ettiğin şeyi hata yapabilirsin. Ama kasten ihanet etme. Allah şahsi kusurlarınıza o kadar bakmıyor. Baksa zaten atar. İştirak-ı amali uğruniye cemaatın sadakatına zarar verdin mi, sen ilk tokatı şöyle yiyorsun. Dışarıda olduğuna delil şu. Sende güvensizlik başlıyor, soğukluk başlıyor. Hani bu okunan derslerden bile keyif alamaz. Sadakatın sorunu. Laf dinleyeceğiz. Laf dinlemek kültür işidir. Eğitim işidir. Laf dinleyeceğiz. Laf dinleyeceğiz. Laf dinlemeyi öğreneceğiz. O az ahir zaman bunu kırıyor. İşte böyle bir güneş gibi bir saat lazım. O laf dinliyor mu dinlemiyor mu peygamber? Allah dinliyor değil mi? Sen de dinleyeceksin. Ben de dinleyeceğim. Hepimizin işimiz bu. Laf dinlemek işi bir eğitim işidir. Bir kültür işidir. Sabır da bir eğitim işidir, kültür işidir, öğrenilmesi gereken bir şeydir. Sabır, kültürle bakılır. Paldır küldür değil. Kısa ederseniz bir şey daha anlatmak istiyorum. Köyden geldim. Bizim dönemde, gençlik döneminde psikoloji bir hastalıklar köylerde duymazdık, yok. Veya ben değil. Şimdi patladım. Acaba yok muydu? Veya o hastalığın çıkmasını hangi sebep kaldırdı diye köyü araştırdım. Bak şimdi. Ben biraz hastayım ya bu işlere. Göz yaşı ne demektir diye bir yapan adamım yani. Allah böyle verdi. Bir şey anlatmak için anlatacağım. Hakkınızı helal edin. Ya dedim eskide psikoloji, panik atak, depresyon, buhran, bunalım, boşanmalar yoktu. Bunlar yoktu. İntihar yoktu. Duymazdım. Hatta ölüler pek yoktu. Falan köyde, Haşkın'da bir adam ölmüş. Ooo kaç köy sonra. Vay be. Allah Allah. Şimdi her yerde bir patlamış yani. Hacı, bak bir şey anlatacağım İbrahim. Bu psikolojiyi sıkıntı yok muydu ya? Herkes için. Kim ben? Baba vardı ben bilmiyordum. Hayır. Babam 4 köyün dolmuşçusuydu. Hastaneye gidenleri ben dolmuşta muavinlikle yapıyordum değil mi Özdeğim? Bilirdim yani. Konuşulurdu yani birisi psikoloji. Psikoloji doktor mu vardı yani içeride? Yok. Ulan nasıl oluyordu? Olmuyor muydu yoksa nasıl telafi ediliyordu? Nasıl gideriliyordu? Arkadaşlar ne buldum biliyor musun? Meğer herkes, her bir komşu, her bir akrabası falan birbirine psikolog doktor gibi. Bir sıkıntısı varsa komşunusuna gider. Teyzesine gider, oturmaya giderlerdi. Televizyon yoktu yani. Otururlardı. O konuşma, o muhabbet. Çünkü sevgisizlikten geliyor psikoloji sorunları. Sahipsizlikten, güvensizlikten geliyor, duruyor. Türevleri oluyor. Eve televizyon vardı. Şey olunca, ooo hoş geldin koca. Akrabam diyor bana. Koca hoş geldin ya. Oğlum oradan gol atamadın ya. Şimdi, hoca, reklamda veya ara dönemde, o hoca ne haber ya? Nasıl sen ne haber? Kusura bakma. Eskide öyle değil. Bir şişeli lamba vardı. 7 numara. 5 numara vardı. 7 numara. 14 numara. 14 numara zengin evde olurdu. Sonra lüks var ya duvara dayayıp pompalar. Ama bir sohbet. Meğer psikoloji ortammış. Şimdiki kafayla ölçüyorum. Meğer psikiyatri bir hastaneymiş. Komşuluk, sahiplik. Çünkü sevgi, güven, sahiplilik var. Kucaklama vardı, bağrına basma vardı. Gelinin bir problemi olduğu zaman hastaneye koşmazdı.
Giderdi komşusunun bir arkadaşını, bir kaynanası, bir babaannesi bir şey vardı. Sahiplenirlerdi. Dişimiz ağrısa Atikin adayı değil mi? Dişimizi çekerdi. Avramit'te kim diyoruz o? Bir tane vardı ya. Hasan. Atik bir çeken vardı ya bir tane. Cevdet dayının babası. Günün Cevdet'in babası. Bu itlakabı vardı ya o adam. O da oraları çekerdi. O tekrar bizim Atikin'e İbadayı. Yani ne yaparlardı? Ya Allah Allah, balkonda oturdum, düşünüyordum. Ha o oraya gidiyordu, o oraya gidiyordu, oturmaya gidiyorlardı, patates koyuyorlardı, mısır patlatıyorlardı. Ne var ne yok lan? Aa sana psikoti tedavi. Önce hastalık olmuyordu. O onlara yardıma gidiyordu, o ona imece oluyordu, o ona tarlasına. Ya bir sevgi vardı. Sevgiden dolayı şeyler, parazitler çıkamıyordu. Sevgisizlikten, sahipsizlikten, güvensizlikten, ümitsizlikten çıkıyor bunlar. İşte peygamber bunları sağlıyor. Asıl saadet. Bu kadar sıkıntı çekti. Psikoloji hasta olanlar. Ustad mesela ve talebeleri. Yani rehber. O zaman birbirlerine sahiplenme var. Evet, nasıl ki ismi hakem ve hakimin cilve-i azami ile azami derecede Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam iktiza ediyor. Bizi tedavi ediyor da bu da. Ne nedir ya? İzah eder misin bana? Dedi ki kanser nedir ya Resulallah? Çaresi olmayan salgın hastalıklar nedir? Nedir ya Resulallah? Çaresi olmayan hastalıklardan dolayı insan ölmüyor. Öleceği için Allah bu sebepleri getiriyor. Sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Bu hastalık nedir? Bunlar kefareti zünüptür. Bazı acımasız hastalıklar da senin şehid-i manevi olmana sebeptir. Vay be! Şehit ne demek? Anlamayız biz bunu. Efendim şehit dışı andırdı. Bir sıcak yerde oturmuşsunuz. Kimse kesin. Kanser ne demek olduğunu, kanser şu anda söyleyeceğim mi? Kanser hastalar değerlendirir. Kanser hastasıyla ehli iman sabredip Rabbini bilirse, derslerde geliyorsa, kazanamazlar, başlamışsa, he vallahi inandım, Allah'ım benim Allah'ım o. O onu şehit yapacak, öldüğünü bilmeyecek. Rüya, uykudayken rüyaya geçişini hatırlayan var mı? Uykudasın. Rüyaya geçiyorum, yok. Pat diye oradasın. Hiçbir şey, aynı öyle oldu. Şimdi bakıyorum size. Belki de ben ölmüşüm. Geçen ay burada ders yapmıştım. Hala yaptığımı zannediyorum ha. İnanın ha, sizin için yeni olabilirim ben. Ben hala devam edip ediyorum belki. Haberim yok ha. Çünkü Allah'ımdan iki şey istedim. Ya Rabbi, ya beni namazda an, ya da ders yapar. Ama kaliteli olur da ders yapar. Değil mi? Geliyor, geliyor. Ne güzel olur. Fatih? Sultan Beyli'de bir hoca vardı. Abdullah Vanlı diye. Abdullah Vanlı diye. Vaazdı. Vaaz. Ama çok takva etti, güzeldi. Kürsüde vefat etti. Allahu Ekber ya. Öyle bir duası vardı. Allah şefaatini nazar etsin ya. Allah Müslümanları nasıl istiyorsa öyle dedi. Sana nasıl yakışıyorsa öyle öldür ya. Amin. Amin. Belki bizim kafamız basmaz. Ama Allah Resulü diyor ki şehit olarak ölmek isteyin. Şehit olmak istememek münafıklık alametidir. Ya Rabbi ben uğraşamam o nükemle kirlerle ben hani yapamam. Samimi söylüyorum. Siz de öyle diyorsunuz değil mi? Ya biz bunlarla uğraşamayız. Der buraya merhaba bu kemenle bir kemenle. Ya ben namaz ne yapayım uğraşamam. Ya Rabbi biz bunlar hiç şey haşir maşir direkt orada. Vallahi bizi şehit al. Çünkü yapamayız. Ben uğraşamam hocam. Ben detaylarla uğraşamam. Siz de uğraşamazsınız değil mi? Öyle mi? Amin ya Rabbi. Allah hoştur ya. Allah güzel. Allah tatlı bir inan vallahi. Çocuk anası Nemel gibi Allah hem dinle gerizik ya. Böyle inan ha. Zannetme. Tabi abi inşallah. Öyle deme. Tövbe öyle olacak de. İnan öyle olacak. Allah'ı zannettiğin gibi de görmeyeceksin. Daha acayip göreceksin. Daha mükemmel. O zan kusurdur. Nakıstır. İyi ki Allah var. Bunları söylettiren, bunları da sizi dinlettiren de O'dur. Kabul etmeyi duayı Allah kulunun ağzına vermez. Hazreti Osman radıyallahu anh hadisi naklediyor.
kabul etmeyeceği duayı kulun ağzına vermez. Ya Rabbi bizi şehit al. Lazım dediği gibi, ya Rabbi bilirsin ben cennette yapamam. Biz öyle nükel mekille de uğraşamayız. Gel buraya, ver bakalım. Yok kaza namazın var mı, orucun var mı? Küllü men aleyha fa. Tantu. İnşallah Peygamber Aleyhisselam şefaati var. Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve-i azamla, azami derecede ve mertebe-i katiyetle Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam istizam edenler. Risalet yani rehberlik. Vahiy demek. Vahiy. Vahiye ihtiyacımız var. Vahiye tabi alacağız. Mesela ismi Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasiya. O rahmeten lil alemin ile tezahür eder. Allah Resulü yoksa Allah'ın Rahman olduğunu nereden bileceksin? Bu elmanın nimet olduğunu nereden bileceksin ki? Birisi diyecek ki bu nimettir. Ha nimetmiş. Biz kardeşim hani alışa alışa İslami literatürleri kullana kullana bizim için normal. Nimettir, ikramdır, ihsandır, lütuftur. Lan bunlar dinden gelmiş ya. Bir daha okuyayım. İsmi Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasiya. O rahmeten lil alemin ile tezahür eder. Onunla bilin. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan Tahabbub-i İlahi ve Taarruf-u Rabbani o Habib-u Rabbul Alemin ile netice verir, mukabele görür. Çok acayip. İsmi Vedud. İsmi Vedud'a mazhar olan bir kısım evliya Allah'ı seyretmişler değil mi? Öyle miydi? Bir seyyareye tercih edemiyorsun. Bir seyyare, bir an. Ben başka, o başka da şurada bir şey de var yani. Kaçıncı sayfadaydı? Resul kaçıncı sayfadaydı kardeş? Dördüncü mektup. Aferin Fatih. Fatih niye es geçti ne Hasan? Dördüncü mektup. Oraya aradım. Niye hiç yapamadım? Ha 3, 4. Tamam. Diyor ki ehli hakikatin bir, görüyor musunuz? Yaşayan adama bakın ha. Bir adam ha bak. Yani dünyadayken ha ölmemiş bak. İsmi hakikatın bir kısmı, ehli hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazardırlar. Nereye mazardırmışlar? İbrahim? 19. sayfa okuyor. İsmi Vedud'a mazardırlar. Bak ne olacak şimdi. Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, kendisiyle değil ha, ismin cilveleriyle, dikkat et, ismin kendisiyle değil, ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Daha dünyadayken Allah'ı seyrediyorlar. Allah ile besleniyorlar. Bunu ne söyledin ustad? Öyle de hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i binihayenin dellallığı olduğu bir vakitte yani Allah böyle ders kitap okumak mesela olduğu vakitte ismi Rahim ve ismi Hakime mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. İsmi Rahim ne biliyor musunuz? Bu makamda ismi Rahim ne biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman şu. Kafir, mümin fark etmeden her şeye hakkı hayatını verip ayırt etmeden rızkını, ömrünü vesairesini veren Rahman. Rahim ise kendisine iman edenlere özel ahirette muamele edeceği gibi dünyada o ruhu Allah nuruyla, zatıyla, ahiretin hakikatiyle, büyük zatların feziyle beslenen bir ruh. Rahim böyle yapıyor. O ruh ahirette besleniyor. O ruh Allah ile besleniyor. İsmi Rahim. Abi nasıl? Şu anda ders atamıyorum. Şu anda rahat değil misiniz? Ulan sizi kim tutabilir de böyle? Televizyon karşısında böyle bile olamazsınız ya. He? Öyle değil mi? Şu anda rahat değil misiniz? Rahat. Ne yapıyor biliyor musun? İsmi Rahim basıyor şu anda. İsmi Rahim basıyor. Allah'ın nuru var şu anda. Basıyor. İman işte bu. Şarj oluyoruz şarj.
Telefonlar şarj oluyor. Neyle besleniyorsunuz? Kardeşim dünyada mal konuşmuyoruz. Siyasetten mi konuşuyoruz? Dünyanın saltanatından mı konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Ticaret mi? Ne konuşuyoruz? Ha, ne konuşuyorsak ahir Allah konuşuyoruz. Basıyor işte. Ne diyor? Hazin Oğuz, Hazine-i Binihan'ın delallı olduğu vakitte, şu anda dersteyiz ya, ismi Rahim ve Hakim'in mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazariyetin cilveleridir. Ama ne olur kıymetini bilelim ya. Böyle sıradan bir cümle zannetmeyin ya. İsmi Rahim'le besleniyor. Nasıl besleniyor? Mesela bir tanesini de yapayım. Gene bunu anlamadın dersen. Şu anda huzur var ya, sekinet iner. Yetedaresûnehu. Daire olup da ders yapanların üzerine sekinet iner. Allah Resulü diyor. Gene bunu anlamadık. Fiili göstereyim size. Namazdasınız. Namazda, herhangi bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Buraya kadar kasten okudum. Buradan başlıyor çünkü. Ondan sonra ruhumuz bazı namazlardan keyif almıyor mu? Bu ne demek biliyor musun? Allah saatinin nurunu araladı. Allah'lık hakikatiyle seni besliyor. Şu anda ben senden memnunum demektir. Şu anda Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam ben zevk alıyorum. Ne yapıyor? İsmi Rahim'i göstermek adına söylüyorum, sırrı söylüyorum. Şu anda basıyor. Niye? Allah'ı sevdirdiğim için Allah seviyor. Allah ile korkutanların en büyük vasıfları Allah ile korkmalarıdır. Allah'tan çok korkanlar, korkutanlar. Bedeli budur. El ceza min cinsil amel. Allah'ın cumhuriyet savcısı gibi kesen, doğrayan, çapan diye gösteren kendisi öyleydi. Tam onun Rabbi öyle. Basıyor, basıyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Dediğin anda başlıyor. Şifre girdi. Bazı İbrahim oluyor bazen namazda. Ha? Bazen oluyor. Ha, bazen oluyor tabii. Hepimiz oluyor. Burada riya olmaz. Farzda da riya yoktur. Oluyor Allah hamdolsun. Ben vallahi en çok lezzet aldığım an namaz anlarımdır. İkincisi Kur'an okur. Sonra tefekkürü risale. Ben namazımdan lezzet alıyorum. İsmi Rahim. Basıyor. Mesela, burayı okuduk mu? Bir daha oku. İsmi Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasiya, o rahmetenil alemin ile tezahür eder ve ismi Vedud'un cilvesi olan Tahabbub-u İlahi ve Ta'aruf-u Rabbani, o Habib-u Rabbul Alemin ile netice verir, mukabele görür. Allah! İsmi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, yani cemali zat. Tefekkürde. Cemali esma. Tefeyyüzde. Cemali sanat. Tefekkürde. Cemali masnuat dahi eylemde. O ayni Ahmediye'de görülür, gösterilir. Peygamberimizin ailesi de gözükür. O beşeriyetini zannetmeyin ha. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kain. Mirat-ı Muhammed'den, Allah görünen daim. Mirat seni inşa eden zemin. Toprak mirattır, ayna değil. Seni inşa eden. Sen nasıl gösterir? Çekirdeği at, sana aynadarlık yapar ama inşa ederek. İşte Allah'ın bak nesi? İyi dinleyin burayı. İsmi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller bir. Yani cemali zat, Allah'ın zatı. Cemali esma, cemali sanat, cemali masnuat dahi o ayni Ahmediye'de görülür. Bak, mutlak ve muhit. Bilinmez. Ama bak, mutlak değil, muhit. İhata ettik. Şimdi, karıncayı koyun buraya arkadaşlar. Kağıt bu mendil, onun için mutlak ve muhittir, ne oldu bilinmez. Ben bunu dışında olduğum için muayyendir, bilinir.
İşte Allah mutlak ve muhittir. Bilinemez ama Resulullah aleyhissalatü vesselam muayyendir aynasında müşahede edilir. O aynada olur. Anladık mı? Mutlak ve muhit oldukları için ona bir fikir düşünülemez, ihata edilemez, ne oldukları anlaşılamaz. Hani var ya şeyde geçiyor. Böyle garip garip baktığınızda kaçtı? 538 miydi? 538. Evet. Şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır ene. Binler fununu bilse de cehli mürekkeple bile çeldir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, idame edecek yok. Orayı değil. 536. Mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez, üstüne bir suret, bir taayyün vermek için hükmedilemez, mahiyeti ne olduğu anlaşılamaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık, bir had çekilse o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit ve hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez, ne oldukları bilinmez, hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Nerede yapar? Allah Resulü'nün talimatıyla olur. Mutlak ve muhitin hududu olmadığı için ne olduğu bilinemez, ihata edilemez. Bunun içinde olan karınca bu kağıdı bilemez. Bu odada olan karınca bilemez. Biz biliriz, ihata etmişiz, dışındayız. Allah da mutlak ve muhittir. Ne olduğu bilinemez. Ama muayyen olan Allah Resulü'nün aynasında müşahede edilebilir. Muayyen hale geliyor Allah. Nasıl olacak Allah? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Öyle değil mi? Neydi? Tahallukullah mıydı? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Allah'ın ahlakı gözüküyor. Mutlak ve muhiti muayyen bir yerde gördük. Bak diyor ki onun cemal-i zat, cemal-i esma, cemal-i sanat, cemal-i masrat dahi o aynı yamedede görülür, gösterilir. Ve haşmet-i rububiyet ve saltanat-ı uluyetin cilveleri dahi o dellal-ı saltanat-ı rububiyet olan Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamun risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. Başka nasıl olacak? Onun aynası yoksa. Ve hakeza, bir daha şuraya okuyayım. Haşmet-i rububiyet, Allah'ın saltanatı, bütün alemleri idare etmesi, saltanat-ı uluyetin cilveleri, bütün alemler ona itaat ettiğini nereden bileceğiz? Dahi o dellal-ı saltanat-ı rububiyet olan, o dellal-ı saltanat-ı rububiyet, saltanat-ı rububiyetin dellallığı olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle bilinir, onunla vahiy ile bilinir, görünür, anlaşılır, hazmedilip tasdik edilir. O kalkarsa yoktur. Ne demek kalkarsa? Aleminde yoksa. Veya aleminde ölçü yapmamışsa. Ve herkese bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın her biri Risale-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile parlak Kur'an'dır. Elhasıl bitiyor. Düz okuyorum. Madem kainat mevcuttur ve inkar edilemiyor. Elbette kainatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zinet gibi meşhut hakikatlar hiçbir cihetle inkar edilemez. Madem bu sıfatların fiillerin inkarı mümkün değiller, elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin faili ve o ziyaların güneşi olan Zat-ı Vacibül Vücud, Hakim, Kerim, Rahim, Cemil, Hakem, Adl dahi hiçbir cihetle
inkar edilmez ve inkarı kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medar-ı zuhurları, belki medar-ı kemalleri, belki medar-ı tahakkukları olan rehber-i ekber, muallim-i ekmel ve dellal-ı azam ve tılsım-ı kainatın keşşafı ve ayni-i samedin ve Habibur Rahmani olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti dahi hiçbir cihette inkar edilemez. Alemi hakikatın ve hakikati kainatın ziyaları gibi bunun risaleti dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır. Aleyhi ve alâli ve sahâbî salâtu ve selâm bi'adâd aşireti dekâikim bi'adâdi aşiretil eyyâmi ve zerrâtil enâmi Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimun hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.